Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Pardon. Mafya Definitive Edition'ın 9. bölümüyle karşınızdayım. Kaydımız alıyor. Haydi başlayalım. Getir bakayım devam et butonunu. Wally, Teşekkürler. I Ha, gotta buraya go. attık. I'm sorry. Neyse, çok uzaklaşmamıştık zaten. Arabaya binip burada polisi I'm gonna aramaktan call the cops. bahsediyordu. Something ain't right. Someone Silah said sesleri it could have duymuş. Buraya temize çekilerek gelmiş. Güzel, tamir olmuş. Severiz. A brief report now on the latest political developments in Europe. With the annexation of Austria and with many predicting that Czechoslovakia's Sudetenland will be next, Adolf Hitler has shown Europe that he is now calling the shots. Despite the restrictions placed on Germany by the Treaty of Versailles, neither France nor Great Britain have done much to stand in Hitler's way up to this point. It had been hoped that the policy of appeasement towards his territorial ambitions would create a more prolonged peace in Europe, but it seems increasingly likely that this course of action will result in new conflict. Yani Sabiyerim'in yaptığı da iş var ya. Arkadaş hemen kafasına mı sıkılır adamın, o kadar sana para kazandırmış, seni büyütmüş adamlar ya. Lan bu tuzak muzak değil değil mi lan? Don't move, Tommy. Aha. Shit. Tuzak. Hey, Tom. Sam. What the hell's going on? You and Polly put me in a bad spot. I know, Sam, but I'm sorry about that, but I need to get out of town. Can you help me or not? There you go again. Making me choose between my friends and the family. This is what you were looking for, Polly's. Aa, bu sıktı kafasını. It's more than you deserve. Sam. You killed him. You killed Polly. No. Polly got himself killed. And you seem real tore up about it. I'm just in a good mood. Things are right between me and the Don. I'm moving up. And I just found this big bag of money. The Don knows about Frank, Tom. The whore, too. That whore? The girl you were sweet on? You're the one that let her live. Why, Chuckle? I'm sorry about this, Tom. But our business has rules. Shame, too. Don Salieri? Bittiniz oğlum siz. Really liked you. Guess we'll both have a good cry at your funeral. You think you're doing this because you're loyal. But you're not. You're just scared. Maybe. But you'd have lived a lot longer if you'd have just looked over your shoulder from time to time. Goodbye. Don't let him suffer, boys. He's my buddy. Look, Ma. Know how to use that thing? Now you're done!
books are open for the guy that takes him down. Çıkar kafanı. Where'd you go, Sim? Abi bana sağlık lazım. Sağlık. Sağlık. Taraflarda yok. Nereye bakmam gerekir? Business is business, Tom. I know that you, out of all of them, know that. Sen nereyi tarıyorsun başkan? No more your friends have died in a Hayda. Alt tap ne ya? Put him to sleep. I'll miss our talks back at the bar. I won't. Self-righteous fuck. When you fuck with the boss, you fuck with us all. We're good guy, Tom. Got it in. Real good guy. It's a shame. Abi bu taraftan biri mi geliyor? Buradan bir görüldüm gibi oldu. Nerede o ya? Yine ta sondasın. Uçtu adam. Soldan bir ses gelip duruyor. Neyse orada dursun, ben bir buraya bakayım. Çıkar abi. Sam'cim bir mermi yedin ha. Hayırlı olsun. Bu öldüğünün resmi şeyiydi. İlanıydı. Make your bones, boy.
only rules we got. Gonna die, cabbie. Lan verecektik, verecektik. Neyse iyiyiz. Bizim eleman niye böyle nefes nefese? Ulan en iyi tetikçiye kafa tuttun. Kolumdan ses geldi. Çıkacaksan çık be. Thank you.
al sana molotov. Pekala. Baktı kafaya, sen de aynısını yapardın. Yapmazdı. Ki yapmadım da. Sen benden olmayacak bir şey istedin. Bak, hatta ben dedim ki ulan haberi de olur bunun. Biri vardı orada. Kafa varsa adam kurşun yemiyor. Salieri was ripping us off. Ripping you off, maybe. But me? I play these things smart. Nereye sıçradı bak. Beyni aktı oraya. Adım adım geliyorum Totona. Bunlar benim mermilerim, boşa harcama. Lucky shot, Pam. But the thing about drug money is it pays for a lot of muscle.
Louis. However far you run, Salieri will find you. Da, şarjör değişiyordu. O nasıl hızlı değişti öyle? Tamam lan öldük. Daha ne ölümümüzü tarıyorsun? Nasıl kinlenmiş ya? Dost dediklerimize bak. Ve görürsün sen. You're tired of this life, Tom. I know that. I've seen it grow in you for years. Only one way out. And I'm the guy who gets to give it to you. However far you run, Salieri will find you. Nobody's carrying you to the doctor this time, Sam. You kill me now in the dawn. She's never gonna stop looking for you. But you let me live. I'll tell Salieri you're dead. You can disappear. Just like Frank. Only you'll be smart enough to stay gone. Right? What happened to him? He was hiding out in Europe. But the dumb bastard. He started betting at the dog track. Yani biz yerine Sam'le gezmeye başlayınca ben şüphelenmiştim. So Salieri, he sent out a crew. And his family. Can you? Always that little voice in the back of your head. Maybe sounds like your baby girl, Sarah. Always telling you not to pull that trigger. And you can't make up your mind. It's getting easier every time you open your fucking mouth. We sure had some laughs, right? Remember that time? Me, you, and Polly. Düne emin olduk. Silahı niye atıyorsun lan? Belki lazım olur. Sanat galerisinde sanatsal bir katliam yaptık diyebilir miyiz? Friends and family. The death. I sympathize with the situation, Tom, and I want to help your family, but I can't do anything unless you're willing to testify in court. You understand that, right? You'll have to sit in that box, stare down Salieri, Ralphie, Vinny, maybe even Sarah's father. I don't know if you got the stones for it, if I'm being honest. I'll do what needs to be done, but you need to get my family new identities and ship them far away from here. Well, hold on. There's a long road between us sitting here bumping gums and Sarah sleeping under new stars. Then I'm sorry I wasted your time and mine. I gotta get out of town. Look, Tom. I got a family too. Wife, four boys. All Irish twins. Yeah. So
so you know I understand what you're going through. All the worrying over them, the fear that one of them's gonna go before you do. With this case, it'll be one of the biggest this city has ever seen. It could drag on for years, and I don't know if I can protect you for that long, not the way things are downtown. Everyone's gonna eat, right? Even Dirty Caps. Just being honest here, there's a few badges I can trust downtown, but not many. And if it comes down to you or me taking a bullet, I'm not gonna make my wife a widow. Keeping you alive ain't exactly the moral course, but I'll try. That's a pretty good sales job. Trying to make me think you got nothing on the line. But this is your whole career right here. However it works out for me, whether I live or die, you get to crack the Morello case and take down a Don. Salieri will be your legacy. Don't go thinking you know me, Tom. Salieri belongs behind bars. I'll help you so long as you help me put him there. That's all this is. And that has to be enough. Son, 1951. 38'den 51'e geçtik. Oo. Kızını evlendirdim. In another life, someone once told me that family is a man's Achilles heel, his greatest weakness. Maybe he was right. Because everything I've done, both good and bad, I've done for my family. Turned my back on people they thought were my friends. I've kept a lot of hard promises. I spent 8 years totally alone, trying to find myself so I could come home. A better husband, a better father. Better man. Now that I'm a lot older and just a bit wiser, I see that family is our greatest weakness, but it's also our greatest strength. It gets us out of bed in the morning. It lets us chase our dreams, even when they're moving too fast to catch. It keeps us from falling over when we're too tired to take another step. Mr. Angelo. Oh, Vito Vincio. Yes, Mr. Salieri sends his regards. That's okay. You're safe now. You're all safe. Remember that money, jobs, even best pals will come and go. But family. Family is forever. Vay be. Bir efsanenin sonuna geldik. Evet, oyunu...
Yani Definitive Edition ile kalite olarak kalitesini daha da arttırmışlar diyebilirim. Bunu böyle hızlandırma gibi bir şey var mı? Bazen bir tuş hızlandırıyor ya bunları. Basıyorum herhalde biri olur mu diye. Olmadı arkadaşlar. Şimdi serbest takıl diye bir şey var da ben... Hayır, bir saniye. Şey nerede? Gir bakayım bir. Şeye bakacağım. Şu kart koleksiyonumuz ne oldu? Yani fullledik mi? Şimdi serbest takılı ayrı yapmışlar. Ya bu oyunun eksiği oydu. Görevden göreve aralıksız gidiyorsun ya. Aslında bir böyle... Hani mesela sınırlı bir süre verip 2 saat serbest vaktim var falan diye. Gardırobun, garajın ve Vincenzo cephaneliğin Salieri'nin barında mevcut. Koleksiyonlar ve gizli sırlar için şehri ara. Ha bu işte sır, ıvır zıvır için şehri araştırmamız gerekiyor. Ralph'i falan burada mı? Evet. Ha karakterleri de koymuş buraya yani. Şimdi... Serbest takıldan önce ben şuradan koleksiyona bir bakmak istiyorum. Şu muydu? %38'ini tamamlamışız arkadaşlar. Geri kalanı serbest takılda falan bulunacak anlaşılan. Şimdi ucuz romanlar. Toplamadıklarımız nasıl gözüküyor onu merak ettim. Ha, kilitli. Yani burada mesela 1, 2, 3, 4, 6 tane eksiğimiz var. Peki... Bunda o bayağı kara maske eksiğimiz var. Bunda da bayağı var. Yok bu toplanmaz. Hani 2-3 tane olsa hemen bulurduk da. Terror Tales. Ne bu ya? Böyle hep kadınlarla alakalı bir şeyler var galiba. Gangsters. Mesela bunda 5 tane yarı yarıya yapmışız. Bunda 4 tane eksik. Tamia Angelo, Paoli Lombardo, Sam Trapani, Ennio Salieri, Vincenzo Ricci, Luigi Marino, Marco Morello, Sergio Morello, Felice Pepone, ne? Tommaso Moretti, Carlo Falcone, Frank Vinci, Leo Galante, Valerio Marcano, Lou Marcano, Sal Marcano, Lucio Marcano, Sammy Robinson. 4 tane eksiğimiz var sigara kartlarında. Posta kartlarının 5'i de boş. Şunun kaç tane olduğunu söyleyemiyoruz. Lost Even hatıraları bazı beklenmedik sürprizler ortaya çıkarabilir. Bak bu da bir cazip geliyor aslında değil mi? Aramamız adına ama ben sadece şu etraftaki şeyler var ya onları araştıracağım. Onlar neymiş diye. Muhtemelen haritada şimdi yerler vardır. Bakayım var mı? Buraya gel buraya git diye. Güvenli ev buradaymış. Varı. Şimdi ya. Ya mesela burası araba şeyi. Bir şuraya gidebiliriz. Burayı zaten adam çağırmıştı ya. Bir merak ediyorum. Oraya bir gitme durumu olabilir. Salieri'yi falan öldürdük mü? Ne oldu? Luigi yaşıyor. Şu anda Salieri var mı acaba? Gardırobum yukarıda mı? Mesela burada bir şey var şu anda. Oo, sevgili dostum. Seni bir süredir izliyordum. Vahşi bir ruha ve büyük bir potansiyele sahip bir adamsın. Bir ortak arıyorum. Özgürlük ve düzensizlik zevkimi paylaşacak birisin. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsan Little Italy'nin en batıdaki noktasına git bir çan sesi duyacaksın. Herbert Baskerville. Aa, serbest dünyada da görev geliyor. Güzelmiş.
burada kimse yok. Şu üst tarafa gardırop koymuşlar galiba. Bir kıyafet bakalım kendimize. En batı noktasına git diyor. Polat Alemdar modon yapalım değil mi? Nerede iyiymiş? Lan ne be? Yaşlı hali. Daha spor. Şu iyidir. Tamam hadi gidelim başkan. Saçların gözüksün ya. Karizma saçlar. Tommy Angelo. Bir efsaneyi daha kaybettik. Tüh. Yaz günü paltoyla geziyoruz ama sonra düşünüyorum. En batı noktası demişti değil mi? Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Kalite bayağı ya. Yani yönlendirme konusunda da başarılı olduğu için diyorum bunu. Buralar GTA'dan falan tanıdık geliyor gibi böyle bana ama. Aa bura çok tanıdık geldi. Bura orası. John'un evi mi şu? Yok, John'un evi buralarda bir yerdeydi ama karşısında rampa yol vardı bu. Değil. Ama bura çok benziyor. Sanki şu inşaat halinde olan ev John'un apartmanı olabilirmiş gibi geliyor bana. Şöyle bir tur daha ilerleyelim.
Buralar acayip sandık geldi. Dur bakayım. Nasıl yürüyorum? Evet evet, o tarafta bir yerdeydi John'un evi ya. Yanlış olmasın ama. Araba hızlı da rampada çekmiyor. Lan var ya bak, şimdi hızlandı ya. Şakala bak. Yavaş yavaş gidiyordu. Çan sesi duyacaksın dedi değil mi? Kilise. Buraya mı gitmemizi söylüyordu acaba? Ben batı bura çünkü. Bundan daha batıda bir yerleşim. Eğer şu yol değilse. Clark'ın oteli o değil. Yani şu çan sesi dediği şurası olabilir. Ben yine şuraya bir bakacağım ama. Bence buranın içine girelim ya. O kadar yapmışsınız. Bir de girebilsek ne güzel olur da. Zaten başka bir taraftan gerilir mi acaba? Buraları da açamayız. Ya madem serbestsin ya, açacağım abi burayı.
Çıkma girer mi o zaman? Adam. Burası çok araştırılası durdu da gözüme. Bir şey yokmuş. Gelmişken bir bakıverem dedim. Tabii ki de %100 aramayacağım arkadaşlar. Bana böyle video çekmeye gerek yok. Ben sadece şu göreve bir bakacağım. Bu arada da yolda dikkatimi çeken, ilgimi çeken, ha şuraya bir baksam ne olur ki dediğim noktalara bakarım. Mesela bu manzara noktasında var mı? Yok. Yok be, ne tehlikelisi sizde, saçmalamayın. Gerçi bu benim arabadan değil mi ya? Bir tane şeyde görevde mavi sürdüm ya ondan. Şunu alacaktım ben. Onunla bunun arasında fark var. Ben bununla o aynı diye bunu aldım. Dur bakayım nereye gitti. Park et, alayım onu senden. Dur bakayım, yoksa benimki bu muydu? Yok bence bu değildi. Budur muhtemelen. Ama bir dakika ya. Benim böyle farları kapalı aracım var mıydı ya? Şu arkadakidir herhalde. Neyse bu dursun ya, aman neyse. Bir daha buluruz onu ya, ne olacak. Aa, biri aldı gitti. What you read? Only 2 cents. Ne veriyorsun sen? İşi kaçakçılığından aranıyor. Geert de Schneider, namı diğer Belçikalı biracı. Bu arada ben batı diye neden doğuya gittim? Söyleyebilir misiniz bunu bana? Ben kendime söyleyemedim de. Şimdi ayıktım doğuya geldiğimi. Niye ben batı diye doğuya gittim? Siz çıldırdınız değil mi lan, orası mı batı diye? Hem batı noktada çan sesi duyacağız öyle mi? Hangisi daha batı?
Şuraya gidelim. Hemen buraya gidelim. Niye yol çizmedi? Oraya yol yok mu? Tamam, buraya. Çok farklı bir araç görsem de çöksem ya. Of. İyi geçtik ha. Şimdi nazar değdirebilirim kendime. Burada GTA 5'teki hastane, şey GTA 5 diyorum, 4'teki hastanenin orayı gibi, Vice City'deki. Ya da şu İsveç'te bakacak olursak, tren geçtiğine GTA 3'teki yerlere de bir yandan benziyor olabilir. Bu arabanın kontrolünü de beğendim. Güzelim arabamı ne hale getirdim. O kadar olmaya başladı. Hemen polisi arayacağım. Polis beni görmesin böyle. Yoksa devam edecekti aramalar. Adam ne güzel ya, insan evladı ya, dışarıya koymuş. Burada bir şey yok herhalde. Normalde bizim elemanın şeyi değil mi ya, şekil ona benziyor. Araba tamir yeri. Dur bakayım. Ama yazı yazmıyor, yok. Böyle olsa yazı yazardı. Şu garajlara giriyorum diye bakacağım da. Herhangi birine giriyor mu? Yok. Ya oluyor bazen öyle ya, benim araba bazen kendi kendine kaza falan yapabiliyor arkadaşlar. Çok görmemek lazım. Kul yapımı sonuçta. Abi yine açık değil. C
gideceğiz. En batıya da gidemedik. Uçan sesi de duymuyoruz. Ya bu nasıl serbest takılıyor? Şurayı niye açık bırakmazsın ki yarış pistine? Neden açık bırakmazsın? Oynadığımız bir yer burası. En batıya. Şey yoksa artık bırakırım ya. En azından bir serbest takılıp milleti dövsek güzel olabilir. Oraya da bakayım, sonra biraz GTA'cılık yapabilirim. Serbest takıl diyor mesela ama oraya giremiyorum. İyi de ben belki orada şey var, toplamadım. Hani görev esnasında oralarda gezdim diyelim. Ama kartları, koleksiyonları toplamayı unutmuşum. Gidip alamıyor muyum? Görev esnasında almamışsam. Ses eklemişler ama yine çan sesi yok abi. Black mask. Çan sesi duymadık hocam. Nerenin en batısında kilise var? Belki belli bir lokasyonun en batısına git dedi. İşte ben şurada bina var. Ben bu binaya gidiyor olabilmem lazım bence ya. Bu yarış pisti. Tamam. Ama ben şuraya gidebiliyor muyum? Sanırsam hayır. Peki buraya bakalım. Bence buralar değil de. En batı bura gözüküyor şu anda. Yoksa taşuraya mı geleceğim? Neyse biz bir oyuna doğru gidelim de. Yoksa bulmacayı çözemedik deriz yani. Biraz daha kafa yormak gerekiyor. Bulmacayı belki tekrar okumak gerekiyor. Dikkatli okumamış olabilirim. Çan sesi varsa da ben arabanın sesinden tabii ki de onu duymuyorum. Evdeki konuşma sesini, televizyon sesini. Adamlar sesler eklemişler evlere ya. Nasıl gerçek hissettiriyor var ya.
Mesela şey koysalardı, madem böyle serbest takıl modu var, buralardan ev mev alabilmek olsaydı, kendimize challenge'lar açardık, derdik ki şehrin sahibi olacağım işte, çalışacağım, ticaret yapacağım, araba alıp satacağım, araba çalıp satacağım. Çan sesi duyamıyoruz. Ben de seninim. Yardım bir yerden çıkılıyor mudur? Buraları da GTA 5'ten hatırlıyor gibi. Yok abi, batıya gel, çan sesi duy. Yemedi o işler. Mesela tekneye binip gezebilsek. Bu kadar yer yaptınız peki neden? Yüzme de bilmiyormuş. Tut. Durmuyor, ne yapacağız şimdi? O zaman niye yaptınız ki bu kadar detaylı? Gerek yok ki. Şuraya da bir göz atacağım. Ya bomboş yaptılar. Yapmalarını mantıksız geliyor. Science. Peki, şu anda biz geri dönüyoruz ya, şuranın üstüne nereden gelebiliyoruz? Oradan. Yolun en dibine mi gitmem gerekiyor? Bir de ona bakacağım. En batıda diyor mu? Son olarak ona bakıyorum. Ya eğer bir görev varsa hani oynamak isterim. Güzel olur. Maşallah.
patinajın dibine vurduk. Şuralara birkaç insan serpiştirse, yaşam belirtisi koysa şuralara. Oyunun boyutu büyür gerçi de. Ne de 30 GB az değil. Çekme artık patinaj, yeter ya, kafam şişti. Ve askerinin olduğu yer değil mi? Tamam işte GTA 5'ten biliyoruz buraları. Ben şu anda tam da oraya doğru gideceğim. Çevresinde ve baraj. Tam sürat yeri ya. GTA 5'te burada askeriye vardı sanırsam. Karıştırıyor da olabilirim. Ama şekilleri benzetiyorum, yüzey şekillerini falan. Çantası var mı? Gerçi sağlık çantalık bir işim yokmuş da. Silahım da yok. Varmış sağlık çantası. Sağlık çantalık bir işim yok da dedim hani varsa bir kart mart. Katiyen geçemiyoruz ha. Üstü. Üzdü be. Neyse. Batı noktasına da gidemedik. Bir şey de yapamadık. Götürmeyecek. Kaldı öyle. Ben belki offline takılır. Tam batı noktası diye şuraya gitmeyi deneyebilirim. Tamam. Serimizi burada bitirelim. Siz de öyle bir çevre gezisi yapmış oldunuz. Hani bu, ben oraya şey yaparım. Araya bir uyarı bir şey ekleyebilirim. Ya da zaten şey diyorum ya, serbest takıla giriyoruz falan, bir bakayım ne var diye. O kısımda zaten istemeyen çıkacaktır. Boş geziyoruz böyle. Burada bitirelim. Bundan sonra Mafia 2 gelecek. Bir aksilik olmazsa. Ama onu Definitive Edition oynamak istemiyorum. Buglar vesaire olmuş. Yani sinirimiz bozulmasın. Normal, klasik, sevdiğimiz haliyle oynayalım. Buraya kadar izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Videoları beğeniyorsanız beğen butonunu kullanmayı da unutmayın. Onu da hatırlatmasını yapayım, belki unutuyorsunuzdur. Sonraki bölümlerde ve serilerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ve de
Hoşçakalın. Buldum. Buldum. Evraka. Arkadaşlar, Little Italy'nin en batı noktası diyor. Ben de Little Italy şurasıdır falan diye varsayarak en batısı burası olur dedim. Telefon çalıyor. Merhaba arkadaşım. Çılgın at. Bana katılmaya karar vermenize çok sevindim. Yakın zamanda çok özel birkaç araç satın aldım. Benimkini bozulmamış durumda teslim ederken seninkini garajına göndereceğim. Bu mesaj 5 saniye içinde kendini imha edecek. Ha, şuradaki arabayı 5 dakika içinde mi? Kaç? 3,5 dakika içinde. Aa, çok güzel. Nereye? Oo. Hasarsız götürdüğü araba uçuyor ama dönmüyor. Buna bak. Abav. Çevir. Dönmüyor bak araba. Gaza basarken sağa sola yapmıyor dördü. O yüzden buralarda şöyle bir kere basıp bırakmak lazım. Crazy Horse arabanın adı, çılgın at. Hayır. Sıçaktık ya. Sıçaktık harbi. Acaba şey mi bu? Görev mesela bundan sonra bir daha böyle sonsuz araba al götür olayları mı? Bir tane yapalım da sonrasına eğer şeyse, sonraki görev gibi bir şey olursa, benzerse yapmam. Yani yapsam da kendim offline oynarım. Buradaki temel niyetim, hani bakın oyunda böyle bir şey varmış, sizin de bilginiz olsun. Ablacım ama yani sen de aramıyorsun. Şöyle buraları tamamen L ile hız sınırlayarak geçeceğim. Devamında düzlüğe falan çıktığımızda basarız. Tren için L space. Nereye kadar götüreceğiz? Oha. Neredeyse en doğuya gidiyoruz. O sağlık ne abi? Aa, yolun ortasında sağlık noktaları mı var? Ha, sağlık aracı. Kimse atlamaz söyleyeyim. Abi ama o da olmaz. Onda ne oldu ki arabaya ya? Ama ben bitireyim de vardığımda size göstereyim ne oluyor ne bitiyor. Geliyorum. Geldik. Hadi bırak şuraya. İş bitmiş. Çılgın at. Çılgın at açıldı ama çılgın atın sağ sol hareketi çok yeterli değil. Ha,
Şimdi buradan eve gideceğim. Bu benim masama şeye kafeye masama yine bıraktı gibi bir şey oldu bence. Çok uğraştım. Ben ona da bakayım. Yeni görev geliyor mu yine? Araba getir şeklinde. Ona göre karar veririm. En azından sizin de kafanızda soru işareti kalmaz. Neymiş, ne değilmiş diye. Evet, geldik. Yoo, bu da değişmemiş. Zaten yollayan şu bizim tilki arkadaş herhalde. Herbert Baskerville. Yeni bir görev gelmemiş galiba. Belki daha sonra mı geliyordur bilmiyorum ama şuralarda notlar var. Anladım. Sevgili dostum, çok değerli bir sevkiyatı bekliyorum. Central Island'da bir otopark var. Sanırım aşinasındır. Oraya git ve sana ondan sonra ne yapacağını söyleyeceğim. Demek ki bu böyle belli başlı yerlerde bunun böyle görevleri var. Sevgili dostum, en tehlikeli düşman geri döndü. Chinatown'da kullanılmayan bir benzin istasyonu var. Eminim ki neresi olduğunu biliyorsun. Yakınlarında bir telefon kulübesi bul ve sana bildiklerimi söyleyeyim. Yani bunlar hep araba işi gibi geldi bana. Yine ben hani giderim de. Biri Chinatown'daki boş benzin istasyonu. Diğeri de Central Island'daki otopark diyor. Central Island'da nerede otopark var? Yani şehir tiyatrosunun yakınlarında mı? Ya da civarı gezer buluruz canım. Ondan kolay ne var? Aynen. Yani civara bakılır. Otoparka benzeyen bir şey var mı diye bakayım. Şurası olabilir. Öyle. Ben bir şey olduğunu zannetmiyorum. O yüzden bölümü burada bitiriyorum. Eğer bir şey varsa da şey yaparım. Size bahsederim. Veyahut bu videonun sonuna oynarsam eklerim. Ama ben yine de burada bir kapanış yapayım. Serimiz bitsin artık. En azından Mafya 1 için 2'ye başlayacağız. Buraya kadar izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonunu kullanmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve de hoşça kalın.